Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin Redmi Buds 5 Pro model tam kablosuz kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. Buds 5 Pro modeli üst seviye bir aktif gürültü engelleme performansıyla birlikte geliyor. Yani burada gerçekten aktif gürültü engelleme performansı açısından bu kadar iyi çıkabileceğini tahmin etmemiştim. Ancak kulaklığın bazı önemli eksi noktaları da bulunuyor. Eğer almayı düşünüyorsanız video sonuna kadar izleyin. Güncel fiyatına bakabilmeniz için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi, iki farklı boyda kulak silikonu, tip C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. İlk olarak kutuyu elimize aldığımız zaman gördüğünüz gibi tam olarak böyle ortalama boyda, hatta ortalamadan biraz daha küçük denebilir. Alt kısmında tip C şarj girişi, burada da reset için bir tuş konumlandırılmış. Bu tuşun olması güzel olmuş. Her modelde olmuyor ya, buradan daha kolay bir şekilde kulaklığa reset atabiliyoruz. Ön kısmında bir led bulunuyor. Bu sadece beyaz renk olarak yanıyor. Kapakta bir sensör mevcut. Kapağı kaldırdığınız zaman kulaklıklar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Ben burada buz mavisi olan rengini tercih ettim. Beyaz ve siyah rengi de mevcut. Hatta burada siyah renginde kutu kısmında böyle suni deri kaplama tarzında bir özellik de eklemişler. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman şu kısımlarda dokunmatik alanlar bulunuyor. Genel olarak ortalamadan böyle bir tık daha küçük bir kulaklık diyebilirim. Şu kısmın altında burada ve burada olmak üzere 3 adet mikrofon konumlandırılmış. Şöyle Anker modeliyle bir kıyasladığımız zaman ona göre bir tık daha küçük olduğu söylenebilir. Yine kulağa giren kısımlar benzer yapıda. Şöyle Kapsül 3 Pro modeliyle kıyasladığımız zaman da ona göre daha küçük denebilir. Sürücü perdelerinde metal bir malzeme kullanılmış. Genel malzeme kalitesi yine fiyat bandına göre başarılı denebilir kulaklığın. Kulaklıkta kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor kulaklık. Suya karşı dayanıklık olarak IP64 mevcut. Yani burada yağmur sıçramasına karşı ve tele karşı dayanıklı kulaklık. Fabrika verilerinde aktif gürültü engelleme özelliği kapalı bir şekilde 10 saat, açık bir şekilde 6.5 saat. Yine kutuyla birlikte de kapalı bir şekilde 38, açık bir şekilde 24 saat buçuk şarjın gittiği belirtilmiş. Ben kulaklığı son ses seviyesine alarak bir müzik testi gerçekleştirdim. Burada aktif gürültü engelleme özelliğini kapatarak yaptığım testi 8 saat 20 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Yani burada fabrika verilerine yaklaşık bir değer olduğu söylenebilir. Yine aktif gürültüyü engelleme özelliği açık bir şekilde de 5 saat civarında bir kullanım süresi elde edeceksiniz. Ki burada eğer LDAC kudeğini kullanırsanız bu süre biraz daha düşebilir. Yani burada LDAC kudek desteği olan, yani yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren bir kudek desteği bu. Bunu kullanan tüm kulaklıklarda daha yüksek bir batarya performansı giderdiği için daha kısa süre içerisinde kulaklığın şarjı bitiyor. Burada da şöyle güzel bir özelliği mevcut. Kulaklığı şarjı bittikten sonra kutu içerisinde 5 dakika beklettiğiniz zaman 2 saatlik bir kullanım süresi elde edebilecek şekilde hızlı şarj özelliği de mevcut. Yine ekstra olarak bu kulaklıkta Google Fast Pair özelliği de mevcut. Yani Android telefonlarda kullandığınız zaman, kapağı kaldırdığınız zaman hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Diğer modellere kıyasla daha hızlı bir şekilde. Yalıtım ve konfor kısmına geldiğimiz zaman kulaklıklar iç kısımları ergonomik yapıda olduğu için kulağın içerisine de çok top tasarımlar kadar sert girmediği için, yani uzun saatler kullanımlarda böyle bariz bir konforsuzluk hissiyatı yaşamadım. Yine kulaktaki duruş sağlamlığı açısından da bariz bir güvensizlik hissiyatı oluşmadı. Yani bu kulaklığı sporda da kullandım. Herhangi bir şekilde böyle yattığım zaman da çok yoğun hareket ettiğim zaman kulağımdan bir düşme gerçekleşmedi. Kulaklıkta herhangi bir dip ses mevcut değil. Kulaklıkları ister sağını isterseniz de solunu ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklıkta çift cihaz desteği de mevcut. Yani aynı anda bilgisayarınıza, telefonunuza veya tabletinize veya iki farklı Android, iPhone olarak fark etmeksizin iki farklı cihazda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi burada Honor 90 telefonuna bağlı ve aynı anda iPhone 15 modeline bağlı. Buradan bir müzik açalım. Gördüğünüz gibi bu müzik şu an burada çalıyor. Buradan bir video açtığımız zaman gördüğünüz gibi direkt buraya otomatik olarak geçmiyor. Buraya durdurduğunuz zaman gördüğünüz gibi bu tarafa geçiyor. Yani çok gecikme var denemez. Ancak durdurmanız gerekiyor. Burayı durdurduktan sonra gördüğünüz gibi buraya geçti. Burayı durdurdum. Buraya geçti. Yani bir tarafı durdurup diğer tarafa geçtiğiniz zaman yani hızlı bir şekilde çift cihaz desteğini kullanabiliyorsunuz. Yine bu kulaklıkta
Kızıl ötesi algılama özelliği de bulunuyor. Yani kulakla çıkardığımız zaman çalan parça duruyor. Taktığımız zaman başlıyor. Bunun ayarını uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, aktif gürültü engelleme performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta benim en çok beğendiğim noktalardan birisi aktif gürültü engelleme performansı diyebilirim. Şöyle görebildiğiniz gibi uygulaması üzerinden gürültü engelleme modu, şeffaflık modu olarak burada değiştirebiliyorsunuz. Yine bunun burada gördüğünüz gibi dengeli, hafif ve derin olarak 3 farklı seviyesi mevcut. Burada adaptif gürültü engelleme özelliği bulunduğunuz ortama göre kendisi otomatik olarak ayarlıyor bunu. Ben burada bunun çok fazla böyle bir etkisini hissedemedim. Derin olarak ayarladım ben genel olarak, daha başarılı olarak. Yani bulunduğunuz ortama göre bunları test ederek kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yine burada kişiselleştirilmiş gürültü engelleme kısmında da kulaklık kulağınızdaki duruş biçimine göre, yani kendi kulak yapınıza göre bunu adapte ediyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben yine aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak bir test gerçekleştiriyorum. Bu kulaklığı bu teste de soktum ve yani en iyilerden birisi oldu. Burada en son Anker'in Liberty 4 NC modeli vardı. 15. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebilen. Yine Pro modeli de 15. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Kendi verilerinde 52 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebildiği belirtilmiş. Yine burada ben daha önce incelemesini yaptığım kulaklıkların desibel değerlerini görüyorsunuz ki burada bu değer ne kadar yükselirse kulaklığın gürültü engelleme performansı da o kadar artıyor. Yalıtım açısından çok üst seviye değil. Çünkü top tasarımda değil, yani kulak kanalına çok iyi bir şekilde oturmuyor ama yine de aktif gürültü engelleme performansı açısından beni çok şaşırttı gerçekten. Başarılı bir ANC performansı mevcut. Burada uyum testi de yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu da mutlaka yapmanızı öneririm. Burada şeffaflık modu kısmına geldiğimiz zaman bu kısım biraz daha ortalama performansta denebilir. Burada da gördüğünüz gibi normal mod. Bu modda şu işe yarıyor. Kulaklıkların mikrofonları tersine bir şekilde çalışarak yanınıza birisi geldiği zaman kulaklığı çıkarmadan görüşme yapmanızı sağlıyor veya yolda yürüyüş yaparken çevreden gelebilecek sesleri duymanızı sağlıyor. Bunların da iki farklı modu mevcut. Normal modu. Burada sesi iyileştir modu, yani biraz daha vokal ve tiz sesleri iyileştiriyor. Yanınıza birisi geldiği zaman görüşme yapmak için bunu kullanabilirsiniz. Diğer kısımda da burada ortam sesi kısmı. Burada ortam sesi kısmında da şeffaflık modunu bir seviye daha ileri taşıyor. Bu da tam olarak böyle ortalama performansta. Yani birisi geldiği zaman yine kulaklığı çıkarmadan görüşme yapabilirsiniz. Kulaklığın merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklığı ilk olarak kulağıma taktığım zaman son ses seviyesi olarak epey yüksek olduğunu hissettim. Yani burada yüksek son ses beklentiniz varsa sizi o açıdan tatmin edecektir. İlk olarak kulağıma taktığımda böyle V şeklinde bir ses rengi mevcut. Bas ve vokaller tizlerin bir tık daha önde olduğu bir ses karakteri bulunuyor. Bir de burada daha önce bir kulaklıkta görmediğim içerisindeki ses efektleri kısmında böyle ses iyileştir olarak bir mod mevcut. Bunu açtığım zaman biraz daha böyle notaların üzerine biraz daha basarak geliyor. Sahneyi biraz daha genişletiyor diyebilirim. Yine burada iki farklı basları geliştirme ve tizleri geliştirme olarak mod mevcut. Bunların ayrımı ve etkileri iyi ayarlanmış. Özel kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi müzik zevkinize göre istediğiniz gibi equalizer'ına müdahale edebiliyorsunuz kulaklığın. Yani equalizer tepkisi de gayet başarılı diyebilirim. Bu kulaklıkta 10 mm'lik bir tiz hoparlörü ve 11 mm'lik dinamik bir subwoofer düşürücüsü mevcut. Bu sayede tiz ve bas ayrımını çok güzel bir şekilde yapılmış, birbirlerini ezmeden verebiliyor kulaklık. Yine bu kulaklıkta Hi-Res, yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikası özelliği de mevcut. Yine burada fiyat açısından aralarında bir miktar farklılık var. Ancak aktif gürültü engelleme performansları oldukça benzer olduğu için Anker'in Liberty 4 NC modeliyle de bir ses performansını kıyaslamak istiyorum. Redmi son ses olarak biraz daha önde denebilir çok az farkla. NC modelinde sahne biraz daha geniş. Tiz seslerdeki keskinlik ve ayrıntı açısından yine NC modeli biraz daha önde. Yine bas notalarında da NC modeli biraz daha iyi diyebilirim. Burada yine benzer fiyatta olan Soundpizzin Capsule 3 Pro modeliyle de bir kıyasladığım zaman son sesleri benzer Capsule 3 Pro modelinde bas, tiz ve mid kısmında bas ve tizler biraz daha uçlarda hissediliyor. Yani ona kıyasla burada Redmi modeli biraz daha dengeli diyebilirim. Genel ses çözünürlükleri ve enstrüman ayrımları açısından da iki model oldukça benzer. Bu arada bu kulaklıkta bildiğiniz gibi LDAC kodek desteği de mevcut. Eğer telefonunuz destekliyorsa şöyle görebildiğiniz gibi burada kodek kısmında LDAC olarak
yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren kodeyi kullanabiliyorsunuz. Hatta bunun burada ayarı da yapılmış. Ancak bunu böyle ses kalitesini aldığım zaman böyle bir iki kere bir seste gidip gelme oldu. Yine bu LDAC kodeni kullandığınız zaman Spotify gibi platformlardan ziyade daha yüksek transfere izin veren Deezer gibi platformları kullanmanız gerekiyor. Burada çünkü LDAC kodek desteği 990 kilo per second'lık ses transferine izin verirken Spotify ise burada 320 kilobitlik ses kalitesine izin veriyor. Yani burada LDAC kodek desteğinden maksimum verim almak istiyorsanız yüksek çözünürlüklü bir, örneğin burada FLAC parçalar dinleyebilirsiniz kendiniz yükleyip, veya dediğim gibi daha yüksek kaliteli ses transferi veren online müzik servislerini kullanabilirsiniz. Burada şunu sorabilirsiniz: peki benim telefonumda LDAC kodek desteği yok, yine de yüksek kaliteli bir ses deneyimi elde edebilir miyim? Örneğin burada kulaklığı iPhone'da kullandığım zaman AAC olarak bir kodek desteği mevcut. Orada da o şekilde kullanıyorsunuz. Genel olarak burada kodek desteklerinin de mutlaka bir miktar etkisi oluyor. Ancak kulaklığın sürücü yapısının ve genel ses tonalitesinin, ses karakterinin etkisi daha fazla oluyor. Yani burada bu kodek desteği olmayan telefonlarda da denediğiniz zaman, yani burada %90 oranında bir benzerlikle yine kaliteli bir şekilde ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Yine bu kulaklıkta ses efektleri kısmında şöyle görebildiğiniz gibi boyutlu ses olarak bir özellik de bulunuyor. Bu da biraz daha böyle dinlediğiniz müzik deki enstrümanların böyle hafif biraz daha yana açılmış gibi düşünün. Örneğin normalde dinlediğiniz sürücüler buradaysa, bu özelliği açtığınız zaman biraz daha odanın köşe kısımlarına gidiyorlar. Yani böyle ses hafif biraz daha yankılı gibi geliyor. Özellikle bunu burada film izlerken kullanmak daha keyifli olabilir. Ben müzik dinlerken çok kullanmadım. Uzamsal ses değil bu, yani çevirdiğiniz zaman ses yönlü olarak gelmiyor. Dediğim gibi biraz daha o ses kaynakları sizden uzaklaşarak böyle 3 boyutlu bir hava yakalanmaya çalışılmış. Yani bunu da dediğim gibi video kısmında ben daha keyifli buldum. Evet, burada genel olarak Redmi Buds 5 Pro modeli ses kalitesi açısından belki burada fiyat bandına göre en iyi deneyimi sunan bir model değil. Ancak ortalama bir kullanıcı için yani yine fiyat bandına göre bence gayet tatmin edici ve kaliteli bir ses kalitesi mevcut kulaklığın. Yani dediğim gibi uygulaması üzerinden bol miktarda equalizer seçeneğiyle birlikte kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Ki burada bence yüksek son ses seviyelerine çıkması da avantajlı bir durum. Çoğu kişi bu yüksek son sesi istediği için, yani yeni dönemdeki üretilen çoğu model yüksek son ses seviyesine çıkamıyor. Yani bu açıdan da avantajlı denebilir. Evet, şu an sesimi Redmi Buds 5 Pro model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yan kısımdan araçlar geçiyor. Yolda yürüyüş yaparken bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Gerçekten elime girmiş ürünleri, fırsat okup onları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Katılmanızı rica ederim. Hafifte bir rüzgar esiyor. Şimdi rakipleriyle Buds 5 Pro modelini kıyaslayacağız. Şimdi diğer bir modele doğru geçiş yapalım. Evet, şimdi ise Anker Liberty Soundcore 4 NC model tam kablosuz kulaklığa geçtim. Mikrofon performansı nasıl bir farklılık oluştu? Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, soğuk bir hava. Şimdi bir diğer modele doğru geçiş yapalım. Bu arada arka plandaki sesleri de ne derece yansıtıyorlar. Gürültü engelleme seviyelerini de bu sayede net bir şekilde görelim. Evet, şimdi ise Kapsül 3 Pro modeline geçtik. Soundfit Kapsül 3 Pro modeli. Eğer ki bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi epey zorlu şartlarda kulaklıkları test ediyoruz. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Xiaomi Redmi Buds 5 Pro model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum. iPhone 15 modeline bağlı. Bu yaptığım görüşmeyi direkt kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Şimdileriyle kıyaslayarak detaylı bir şekilde mikrofon performansı testini yapacağız. Özellikle şu an bu tarz bir gürültüsüz ortamda da test ediyorum ki kulaklığı, yani gürültü engelleme devreye girmediği zaman da sesi nasıl karşı tarafa veriyor, net bir şekilde görelim. Şimdi burada gördüğünüz
arka plan gürültüsünü bu Bluetooth hoparlörden açtım. Şu an sesimi buradaki Rode yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani şu an ortamdaki sesi duymanız için bunu gösteriyorum. Şimdi Redmi Buds 5 Pro modeline geçtim. Suni olarak oluşturulmuş yoğun bir insan kalabalığı olan ortamda da sesinizi Redmi Buds 5 Pro modeli bu şekilde iletiyor. Böyle aralarda duruyorum ki net bir şekilde çevre sesine derece yansıtıyor. Sese odaklanabiliyor mu net bir şekilde görelim. Şimdi sırasıyla farklı modellere geçelim bu aynı ortamda. Evet, şimdi hiçbir ortamı ve şartı değiştirmeden sesim şu an Anker Soundboard Liberty 4 NC modelinden duyuyorsun. Gürültü engelleme açısındaki farklarını hangi mikrofonu daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi Anker Soundboard'dan duyuyorsunuz. Şimdi Soundboard modeline geçelim. Evet, şu an sesimi Soundpeaks Kapsül 3 Pro model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Aynı ortamda yoğun gürültüde böyle bir mikrofon kıyaslamaları mevcut. Hangi mikrofonu daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yine video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kapsül 3 Pro modeli. Evet, mikrofon kısmına geldiğim zaman bu kulaklığın bence en zayıf olduğu kısımlardan birisi mikrofon kısmı. Siz de gördüğünüz testlerde, hatta dışarıdaki testi bir kere daha yaptım. Dışarıda bere kullanarak yapmıştım. Acaba dedim bereden dolayı mı kulaklığın sesleri bir miktar daha boğuk geldi? Bu kulaklıkta 3 adet mikrofon mevcut. Yani gürültü yokken gerçekten böyle iç mekandaki testi siz de izlediniz. Cam gibi sesi karşı tarafa iletiyor. Gürültü olduğu zaman yine iletişim kuruluyor, ancak yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği olduğu için sese burada yapay zeka müdahale ediyor ve ses biraz daha boğuk bir şekilde geliyor. Belki bu yazılım güncellemesiyle birlikte düzeltilebilir. Yani şu an itibariyle eğer yoğun bir gürültülü yerde telefonla görüşecekseniz yani o açıdan sizi tatmin etmeyebilir. Onun haricinde hafif gürültülü ortamlarda yine işinizi görebilecek seviyede bir mikrofon performansı mevcut. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta bir oyun modu mevcut değil. Milisaniye açısından yaptığım testi burada görüyorsunuz. Yani burada PUBG oynarken ufak bir gecikme hissedebilirsiniz eğer sıkı bir oyuncuysanız. Günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Bu kulaklığın e-spor edition olarak, yani burada pro gaming versiyonu olarak bir versiyonu daha mevcut yurt dışında. Bu kulaklığın bu moduna sadece oyun modu ekleyerek böyle bir kulaklık çıkarmışlar. Rengi de gördüğünüz gibi böyle turuncu şeklinde. Türkiye'de şu an itibariyle satılmıyor. Keşke bu kulaklığa da bir oyun modu ekleselerdi. Bence güzel olurdu. Kulaklığın uygulamasına da yakından bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Xiaomi Earbuds uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Hem Android telefonlarda hem de iPhone'larda uygulaması mevcut. Şöyle kulaklığın ilk açıldığı zaman burada şarjını görebiliyoruz. Yine kutunun içerisine bıraktığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi burada kutunun şarjını da görebiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Zaten aktif gürültü engelleme performansı kısmında detaylı bir şekilde buraları anlatmıştım. Burada hareketler kısmında kulaklığı gördüğünüz gibi istediğiniz gibi kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Hafif dokunmaları da algılıyor kulaklık. Bu açıdan güzel olmuş yani kontrol açısından. Yine ek ayarlar kısmında kızıl ötesi algılama özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Çift cihazla açıp kapatabiliyorsunuz ve aramalara otomatik al kısmında da örneğin kulaklık masada duruyor. Bir arama geldi. Kulaklığı taktığınız zaman otomatikman aramayı yanıtlıyor. Bu da bence güzel bir özellik. Alt kısımda yazılım güncellemesi özelliği. Burada kulaklığı bul kısmına bastığınız zaman kulaklık eğer telefonunuza bağlıysa bu şekilde bir ses çıkartıyor.
Burada detaylı bir şekilde ses ayarları, özel equalizer ayarları mevcut. Yani genel olarak uygulaması başarılı bir şekilde çalışıyor. İlk bağlantı yaparken uygulamada kulaklığı görmeme gibi bir durum da yaşadım. Özellikle bunu Android bir telefonda yaşadım. Yani kulaklığı bağlamadan önce uygulama üzerinden bağlantıyı gerçekleştirirseniz hani bu sorunu yaşama ihtimaliniz daha da düşecektir. Genel olarak uygulaması başarılı denebilir. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklığın artıları gerçekten üst seviye bir aktif gürültü engelleme özelliklerine sahip olması, hızlı şarjı detaylı uygulaması denebilir. Eksi kısımları kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Yine mikrofonu da yoğun gürültülü olan yerlerde sesi çok net bir şekilde karşı tarafa aktaramıyor. Yine bir oyun modu da olsa güzel olurdu. Bu tarz hibrit modellerde mutlaka bazı noktalarda eksi olabiliyor. Bu kulaklıkta genel olarak yani dolu dolu bir özellik açısından sunmaya yaklaşan bir kulaklık. Dediğim gibi bazı eksi noktaları var. Ancak bence artı noktaları biraz daha ağır basan bir kulaklık olmuş. Yani hem iPhone'da hem Android'de kullanılabilmesi, detaylı bir uygulamasının olmasıyla birlikte yine tatmin edici bir deneyim sunuyor kulaklık. Siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatına bakabilmeniz için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.